Tuttular kafasını açtı. Nasıl yapalım? Arkalar. Açalım da şöyle. Açalım. Arkadaşlarım, ülküdaşlarım, Allah razı olsun. Gecenin bu saatinde burada bizi karşılamaya geldiniz. Evet, hep birlikte bir yola çıktık. 18 aday adayı arkadaşımızla birlikte yollara döküldük, köylere döküldük. Elimizden geldiğince mücadele ettik. Tabii ki bu süreç içerisinde 4 tane adayın belirlenmesi gerekiyordu. Ama şunu söyleyeyim, bizim 18 tane aday adayı arkadaşımızla her birisinden daha kaliteliydi, daha nitelikli arkadaşlarımızdı. Gerek teşkilatlarımız, gerek genel merkezimiz bizim çalışmalarımızı değerlendirdi. Bu iş nasip işidir. Bize kısmet oldu. Bize nasip oldu birinci sıra. Ama diğer adaylarımızla birlikte, aday adayı arkadaşlarımızla birlikte inşallah hepimiz alanda olacağız. Hepimiz koşturacağız, mücadele edeceğiz. Bugün pek çok telefon aldık. Telefonumuz susmadı. Partilimiz ya da değil, pek çok Çanakkale'li bize tebriklerini iletti. Bizim adımıza sevindi. Ama siz derseniz ki sen sevindin mi diye, ben çok sevinemedim. Eğer başka bir partide siyaset yapıyor olsaydım sevinirdim. Ama biz Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapıyoruz. Bizim 5300 tane şehidimiz var. Bizim bu dava için yıllarını, gençliğini, hayatı veren insanlarımız var. Bizim bir Sıtkı Turan'ımız var. Bizim Zekeriya Peker'imiz var. Bizim Kemalettin Tuna'mız var. Bizim Hüseyin Anafata'mız var. Bizim Kadri Şener'lerimiz var. Mehmet Özbek'lerimiz var. Erol abilerimiz var. Daha ismini sayamadım. Nice insanlarımız var. Fırat'ımız var, Özgecan'ımız var. Bizim bu ülke için mücadele eden, Türk milliyetçilerinin, Türk devletini idare etmesi için mücadele eden nice insanlarımız var. İşte bundan dolayıdır ki bizim milletvekili adayları olarak çok büyük vebalimiz var. Çok büyük vebal altındayız. Çok büyük sorumluluk altındayız. Ondan dolayıdır ki ben çok sevinemedim. Bizim sevincimiz ne zaman olacak? Bizim sevincimiz 8 Haziran'da inşallah Türk milliyetçilerin iktidarıyla olacak. İnşallah. Evet, bizler bir yola çıktık. Rahmetli Başbuğ'un deyişiyle bir gönül seferberliğine çıktık. Gidebildiğimiz her yere gideceğiz. Tokalaşabildiğimiz herkesle tokalaşacağız. Derdimizi, meramımızı anlatmaya çalışacağız. Ülkenin durumunu anlatmaya çalışacağız. İyiye gitmediğini anlatmaya çalışacağız. Neyi iyi yapacağımızı. Çanakkale'miz için, memleketimiz için ve ülkemiz için. Neyi iyi yapacağımızı, güzel yapacağımızı anlatacağız. Çünkü Çanakkale'nin de, Türk milletinin de umudu bizleriz. Bizler bunun farkındayız. Evet, bizler kutlu bir yürüyüşe çıktık. Bu yolda arkadaşlar, bu yolda ülküdaşlar, daha güzel bir Çanakkale için, daha iyi bir Çanakkale için bizimle çalışmaya var mısınız? Güçlü Türkiye'yi yeniden kurmak için var mısınız? Cenab-ı Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Çıktığımız bu davada bizi muzaffer eylesin. Amin. Ne mutlu Türkiye'ye. Ne mutlu Türkiye'ye.